Herkese merhabalar. Ben İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Aylin Cevizci. Haftanın son işlem günündeyiz ve bugünün kritik başlarında Yellen ve Draghi var. Dün Jackson Hole Sempozyumu başladı ve bugün ise ikinci günündeyiz. Ve bugünün Türkiye saatiyle 5'te Yellen'ın, saat 10'da da Draghi'nin konuşması bekleniyor. Açıkçası bu iki konuşmaya yönelik çok fazla beklenti var ve özellikle de Draghi'den değerlenen Euro'ya yönelik veyahut enflasyona yönelik ve sıkı para politikası yönelik çok fazla bir beklenti şu anda mevcut olduğunu söyleyebilirim. Yellen'dan başlayalım. Çünkü Yellen'ın belki de bu son sempozyumda ve son Jackson Hole'da konuşması olabilir. Çünkü Ocak ayında görev süresi dolacak ve bu görev süresine dair en azından 3 aylık veya 5 aylık dönemde ne tür bir politika izleyecek? Bununla ilgili mesajlar arıyor olacağız. Çünkü Temmuz ayı toplantı tutanakları oldukça güvercin değerlendirilmişti. Enflasyona yönelik birazcık daha güçlü mesajlar, kademeli faiz artırımını destekleyici, özellikle cesaretlendirici mesajlar ve bilanço küçültmeye dair zaman verecek her türlü söylem bizim için önemli olacak. Ve bu tür söylemlerin şahin değerlendirilmesi piyasalarda pozitif dolar algılamasını yaratabilir. Böyle bir durumda açıkçası yeniden dolarda, özellikle dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Piyasalarda tam tersi bir de güvercin beklenti var. Daha çok akademik konuşmasını söyleyenler de var. Ama geçen seneki konuşmayı şöyle bir kısaca hatırlayacak olursak, 5'te başlamış ve 5'te gayet şahin bir değerlendirmeyle başlamış. Son 10 dakika sonrasında da bu konuşmayı güvercin bir seyre doğru dönüştürmüştü. O yüzden yılın başladıktan bitirene kadar net bir şekilde konuşmanın bitmesini ve gerçekten tonun ne olduğunu iyice değerlendirmekte fayda var. Çünkü hem şahin başlayıp bu seyri eğer daha farklı bir cümleyle tamamlayabilir ve o cümle belki de bizim piyasalarda farklı bir fiyatlama görmemize neden olabilir. O yüzden saat 5'teki yılın konuşması bizim için önemli olacak ve ardından gözler Draghi'de olacak. Draghi birazcık daha geç konuşması bekleniyor. Saat 10'da başlayacak konuşması ama özellikle tutanaklarda aşırı değerlenen Euro'dan ötürü rahatsız olan bazı komite üyeleri var. Bununla ilgili açıkçası Draghi bir söylemde bulunacak ve bunlara dikkat etmek gerekir. Çünkü Draghi de bu konuya değinirse Euro'da bir miktar satışlar görebiliriz ve böyle bir durumda Euro-Dolar'ın aşağı yönlü seyri belki de Dolar Endeksinin yukarı yönlü hareketini tetikleyebilir. Ve böyle bir ihtimalde bile biz açıkçası Euro-Dolar'ın 1.15'lere doğru gevşediğini görebiliriz teknik olarak konuşacak olursak ve belki de 1.16 üzerinde çok fazla kalamadığını, 1.15'lere doğru uzayan seyrini haftayı bu şekilde de tamamladığını izleyebiliriz. Ve dediğim gibi dolar endeksinin de yukarı yönlü hareketi tetiklenebilir böyle bir durumda ve ons altına birazcık değineyim böyle bir durumda ne olur derseniz. Açıkçası ons altın zaten 1.280 ile 1.295 arasında bir seyir izliyor. O yüzden altında eğer şahin bir yılın buna karşılık güvercin bir Draghi karşılaşırsak böyle bir durumda altında aşağıda 1270 bölgesini takip edeceğiz ve yukarıda da açıkçası şahin bir yılın görsek bile hani bu seyir 1270 altına 1260'lara doğru uzayabilir ama aksi bir durumda 1295 üzeri seyirleri çok güçlü bulmuyorum. Çünkü güvenli liman talebi bile altını 1300 üzerine çok fazla tutamadı. O yüzden yılının çok fazla güvercin kalıyor olması bile altın 1295 üzerinde tutmayabilir. O yüzden altında 1290'lı seyirler alım yönlü stratejilerde biraz düşünmek gerekebilir. O yüzden Yellen'dan ve Draghi'den gelecek açıklamaları dikkatle takip edilmesinde fayda var. Herkese iyi haftalar dilerim.